Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir klasik dolandırma videosuyla karşınızdayız. Bugün tabii ki dolandırıcılar yerinde durmamış, yine bir yöntem değiştirmişler. İddiaları da şu: bize günlük biz oturduğumuz yerde evimizden çalışacağız ve 800 ile 3000 lira arasında para kazanabileceğiz. Onların istediği işi yaparsak bakalım bizden ne istiyorlar. Günlerdir çevremizdeki birçok kişiye mesajlar geliyor ve burada çeşitli iş fırsatları olduğunu söylüyorlar. Neden? Çünkü şu an biraz ekonomik sıkıntıdan dolayı insanlar sürekli para arar durumda. Ve yeni bir iş kolu icat ettiğini söylüyor bu insanlar. 3 farklı yerden mesaj gelmiş, 3 farklı kişi. Ama mesajlar birebir aynı. Tek farkı numaralar ve gelen hesapların isimleri. Mesajlar şu şekilde, herhangi birisini okuyorum. Merhabalar, Amazon'da işe alım müdürüyüm. Açık pozisyonlar nedeniyle size evden part-time çalışmaya davet edeceğiz. Maaş aynı gün ödenecek. Günlük 800 ile 3000 lira arası. Otomatik olarak eklemek için bağlantıya tıklayın ya da bir tane WhatsApp numarası vermişler. Şimdi sen bunu okuyorsun, diyorsun ki buna hadi 1000 lira olsa, 10 günde 10 bin lira. Ne oluyor? Bir ayda en az 30 bin lira para. Siz de tabii ellerimizi ovuşturuyoruz böyle, tamam diyoruz, biz bu işi yaparız falan. Yani minimum bile okey yani bizim için. Ama diğer mesajlar aynı, burada zaten diğerlerini görüyorsunuz. Bir tek numaralar farklı. Şimdi burada ben bunların üçüne de yazacağım. Bakalım hangisi cevap verecek ilk, onun üstünden devam edeceğiz. Ama hep mi onlar fake olacak? Bu kez de biz fake bir WhatsApp hesabı oluşturacağız. Kendi numaramızla gidip insanlara vermiş olmayalım yani. Adımız ne olsun? Mükremin. Bak şimdi. Sen fotoğraf çekiyorum. Şöyle duruyoruz. Tamam. Bu fotoğrafı da profil fotoğrafı olarak koyuyorum. En azından yüzüm çok belli değil. O hesap oluşturulurken ben şu numaraları hemen bir kaydedeyim bakalım. Tokatçı 1. Hoş geldin. Çevrim içi yakalamışken ilk tokatçımıza mesaj atayım. İş fırsatı için yazdım. Paraya çok ihtiyacım var. Diğer arkadaşa da yazayım, o çevrimiçi değil ama gelir eminim ki. Para vereceğiz ya, gelir kesin. Aşağı yukarı bir iki saat geçti aradan ve birkaç tane tokatçı bize geri dönüş yaptı. Biz bu süreçte bayağı bir arkadaşlarımızdan alarak birkaç tane daha tokatçıya ulaştık. Bir tanesi dönüş yaptı ve merhaba, ben müşteri hizmetleriniz. Askeri numara yazmadıysa var ya, ben de hiçbir şey bilmiyorum da neyse. Bu iş günlük 500 lirayla 3000 lira kazanmanıza yardımcı olabilir. Size kısaca anlatayım. Amazon'la anlaşmalı. Amazon, Trendyol hepsi burada. Bunlarla hiçbir alakası yok bu durumun. İşiniz şirketin ürün satışlarını artırmasına ve ürün sıralamalarını iyileştirmesine yardımcı olmak. Bu tüccarlarla çalışabileceğiniz bir Amazon işidir. Ancak bunun için hesabınızda en az 100 lira bakiyeniz olması gerekir. Ve tüccar size 3 görev verecektir. Bu görevi yaptıktan sonra size ödeme yapılacaktır. Peki. Yöntem çevrim içi mağazada bir hesap açmaktır. Görev size otomatik olarak atanacak. Tamamlamak istediğiniz görevi seçin. Tamamlamak için görevi yeniden yükleyin. Ödül almak için görevi tamamlayın. Ana para ve komisyonları hesabınıza çekin. Çok uzattı adam ya. Tamam, nasıl yapabilirim dedim. Hadi bana görev ver. Mesela GTA 5 oynuyorum. Geldim şeye, NPC'ye, bana görev veriyor şu an. Alalım görevi. Evet, bunun için sana bir link vereceğim. Az önce sizli bizliydik. Bir anda senli benli olduk adamla. Turbuyer.com Amacon ne oldu Amacon? Kullanıcı adı, telefon, parola. Dur, bana bir anlatım videosu mu gönder? Kullanıcı adınızı müşteri hizmetine gönderin. Mukremin. Onurlu. Daha önce de söylediğim gibi görevleri tamamlayabilmeniz için bu çalışmada 100 lira olması gerekiyor. Çalışmamız bittikten sonra bu hesaptaki tutar her an çekilebilir. Dedim ki benim mi parayı yüklemem gerek yani? Adam böyle tamamen bulunuk, hiçbir anlamı olmayan bir SS attı bana. Link farklı. happyearning.top yazıyor. Bizim kullandığımız farklı bir şeydi. Dedim ki abi fazla param yok ki, ben para kazanayım diye girdim bu işe. Evet, sadece 100 lira ve işe giriyorsunuz efendim. Şarj etmeye tıklayacakmışız. Tamam, şarj edelim. Minimum 100 lira. Tabii ki 100 lira. Burada beyefendinin adı yazıyor. Şimdi ismi söylemek istemiyorum çünkü daha önce ki dolandırma videosunda da oldu. Belki bu da çalınan bir hesaptır. Dekontumu adama gönderiyorum. Siteye yükleyeceğim önce. Şu an şarjı onaylıyorum. Para çıktı bizden. Belki de son 100 liramdı. Belki başka param yok ve tek hayalim şu aşağıda kayan 3000, 5000, 10000, 20000 kazananlardan bir tanesi olmak. Eğitmeniniz tekrar giriş yapmanıza yardımcı olacaktır. Merak etmeyin çünkü beni hesaptan attı. Hesap yok ortada. Ne yapacağım şimdi? Ona istediğiniz kadar sorun. Benim mesaim bitmek üzere efendim. Sen eğitmenimmişsiniz. Sanki çok tanıdık geldi bu yüz. Kendall Jenner mı diyelim, Kylie Jenner mı diyelim, hangisiydi bu hatırlayamadım ama. Fark ettiğiniz üzere bizi bir oraya bir oraya oradan oraya dolandırıyorlar. Paranızın gelmesini bekleyin. Hangi paramın gelmesini bekleyin? Al senin hatın için bir daha girip bakıyorum. Hangi paranın acaba? Ben vazgeçtim. Paramı geri istiyorum. Cevap vermediniz. Son paramdı. Paramı geri alabilir miyim? Para yok hesapta. Nasıl olacak? Efendim neden sabırlı olmuyorsunuz siz? Paran hiçbir yere gitmiyor. Sen. Ben ya, translate mesajı gibi atıyorlar ya. Kimse yani normal bir dille normal bir şekilde iletişim kuramıyorum. Hocam olduk şimdi de ya. Tekrar mesaj attı mı hocam diyor. Attı hocam, paramı istedim. Vermedi. Harbi yeter, sıkıldım. Aha 100 lira var. Aha hesabıma geldi. Toplamaya başla. Komisyon %20, gelir 12 lira. Evet. Şu an 2 dakika 35 saniye var ve bekliyoruz bakalım daha sonra ne olacak. Kalan zaman bitti galiba. Ana sayfa 120. Çekil dedik. Banka kartınızı var. Ha.
Şimdi şuraya bir IBAN'ımızı girelim bakalım ne olacak. Çekil diyorum. 120. 120 liranın tamamını çekmek istiyorum. Gelmedi. Gelmiyor. Nerede param? Hesaba para geldi diyor. Geldi. Bu gerçek olamaz oğlum. Bir sıkıntı var burada bak. A few moments later. Vallahi kendimizi toplamamız biraz zor oldu. Genelde parayı kaptıran taraf olduğumuz için. 1-2 dakika hava almaya çıktık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Yukarıda gittim bunu söylediğimde de arkadaşlardan bazıları o zaman biz de deneyelim. Mantıken 20 liramız olsun fazladan dediler ama. Ya bu kayıt altına yapmayı çok isterdim. Benim dışımda deneyen 2 kişi de para direkt yok oldu. Uçtu gitti havaya böyle. Direkt engellediler falan. Ama beni herhalde paraya ihtiyacım var falan şeyini çok yaptığım için çok sevmiş olacaklar ki. Ben de biraz daha oynamaya devam ediyorlar. Ben işte daha fazla yatırmak istiyorum falan filan dedim. Bana dedi ki bir görevi tamamladınız. Şimdi ek 500 3000 liret ödül almak için aşağıdaki görevlerden birini seçin. 500 TL yatırın 200 TL alacaksınız. Toplamda 700 TL çekeceksin. 900 yatır 380 TL. Yani şu an bana şunu diyor. Sen bana 100 lira verdin. Ben sana 120 verdim. Bak gördün mü? Ben güvenirim. Benden para alabiliyorsun. Şimdi bana en az 500 ver diyor. Para gönderiyorum. Evet 500 lira gönderip tekrar bu olaya devam ediyoruz arkadaşlar. Madem bir saadet zinciri derdindeler o zaman biz bu saadet zincirine katılalım. Bakalım ne olacak. Sonuçta Çiftlik Bank gibi ünlü dolandırılma olayları da aslında bu saadet zinciri olayıyla ortaya çıkıyor. Çünkü siz kazanıyorsunuz, kazanınca daha çok yatırıyorsunuz. Daha çok kazanıyorsunuz, o zaman daha çok yatırıyorsunuz. Hatırlıyorsunuzdur belki o zamanlar evini, arabasını satanlar falan vardı. Sırf o saadet zincirini bir yerden daha iyi olmak için. Ama saadet zincirleri ilerleyebilecek ya da geleceği olan sistemler değildir. Eninde sonunda bir şekilde kırılır. Bakalım bu da kırılıyor mu? Şimdi 500 lira gönderiyoruz. Bak burada bir de aşağıda ortaklara gitti gidiyor, trendyol falan yazmışlar. Burada da sayfayı yenilediğimizde 1000 lira gönderdi salak. 1000 lira yükledi buraya. Toplamaya başla hemen. Men's Boxers 600 lira. Ne boxer'ıymış bu kardeşim? Ne koruyorsun da orada 600 lira ya? Kalan zaman 1 saat mi? Bana tebrikler platform hediye etti 500 TL'ye aldınız diyor. Para geri gitti hocam. 600 harcadım 0 kaldı dedi. Artık son siparişiniz kaldı ve 600 TL ödemeniz gerekiyor. Bu yüzden şimdi tekrar 600 TL yüklemeniz gerekiyor. Bu senin geçici yatırımın hiç merak etme. 500 yatırdım bir. Şimdi 600 mü yatırmam gerekiyor? A few minutes later. Ya bunun sonu yok gibi duruyor arkadaşlar ama 600'ü de gönderiyoruz. Gönderelim. Gönderelim. İşimiz ne? 600 lirasını da yolladık. Afiyet diyesin. Haram zıkkım olsun diyorum. İşte zerre beddua ederken de bu insanlara acımıyorum. Lan gitti 600 liracığım daha ya. Yeter. 600 TL'yi şarj edip görevi tamamladığınızda yatırımınız değerli olduğunu anlayacaksınız. Bir de edebiyat yapmış. 600 lira. Geldi 600 liramız. Hemen toplamak. Toplamaya başla. Hemen. Bugün geliri 20 lira. 20 liraya Aksaray'da sahne alacağız. Dur bakalım. Ve sipariş kontrolümüz başladı. Kalan zaman 3 dakika. Şimdi anlıyorsun. Kadın bana gerizekalı muamelesi yapıyor ya. Ve 2160 lira hesabımızda görünüyor. Ama hesaptaki parayı çekemiyorum. Bugün için henüz tamamlanmamış siparişlerim var. Yeniden sipariş alıp parayla diyor. Büyük ihtimalle yine boşta kalacak para. Evet şu an son vermek istediğimiz siparişi veremiyoruz. 1512 lira içerideyiz. İkinci görevi tamamladıktan sonra ikinci görevi tamamlamış olacaksınız. Yani komisyonunuz çok artacak. Ne kadar kazanabileceğinizi hesaplayabilirsiniz. Tamamlamak için ne yapacağım? Şarj kalmadı. Şarj diyor ya. Ya ben bak küfür edeceğim ha. Şu anda arkadaşlar olanı söylüyorum. 100 lira yolladık. 120 geri verdi değil mi? 500 istedi. 500'ü verdim. Dedi ki bitirmek için 600 daha. 600 de verdim. 2160 geri geldi. Ama dedi bu ilk görevin. 3 tane bitireceksin öyle paranın toplamını alacaksın. Tekrar 2160'ı döndürmeye başladım orada. 2 tane ürün alabildim. Ve şu anda bir adet saçma sapan bir ayakkabı var. Ayakkabı da denmez buna da. 1512 TL. İkinci görevimi tamamlamak için 1500 lira daha yatırmam gerek. Ama bu ne anlama gelecek? 500, 600, 1500 değil mi? Şimdi ben bunu verdim. O para da geri gelecek bana. Yani bu gelmiş gibi görünecek. Sitenin hesabında görünecek. Ben bu paraları yatırmaya başlayacağım. Üçüncü görevi bitirmek için vereceğim. 2500 içeride kalacağım. Diyecek ki o zaman 2500 daha yatırman gerek görevi bitirmek için. Yani ne olacak? Yaklaşık 4000 lira parayı ben buna vermiş olacağım. Ölme işlemi ölme artık ne kadar paranız varsa gidecek. Ha size o parayı belki geri verir. Yani karınıza geri verir. Ne olacak? Gönderdin. Bunu da içeri gir. Bunu da içeri gir. Buradan çık. Bundan gir. Buradan çık. Bir daha gel. 5 görevi tamamla. 10 görevi tamamla. 3 görevi tamamladıktan sonra para çek. Anladın mı? Anlamadım. Sinirlendim ha. Sürekli para istiyorsun. Bir de son şeyi yapalım. Param kalmadı. Bitti param. Başka param yok. Üzülmeyin. Bak iptal edilemez diyor ya. Başka param yok başka. Ne yapayım? Ne yapayım? Canımı mı vereyim? Ne olacak şimdi? Gitti para. İşlemin sonunda dolandırılacağımız çok belliydi de. Yani bu 20 lira gelince biraz farklı hissetmiştim, garip hissetmiştim. Böyle gidince hani sanki beklemediğim bir anda dolandırılmış gibi hissediyorum ve evet cevap alamıyoruz şu an. Hanımefendi, param yok. Bitti param. 1100 TL geri verin.
Bu iptal edilemez, bu sistem ayarı. Yani bu ne demek oluyor? 1100 liramız gitti. Ben bir iki tur sonra dolandırılırız diye bekliyordum. Çok erken oldu ya. Gerçekten beklemiyordum bunu. O 20 lira var ya, o 20 lira. O 20 lira cidden inanmadığımız bir şeye bile bizi inandırdı ya. Bir saadet zincirinin parçası olmuş olduk. Yani şimdi buna nasıl muhatap olacaksınız ki? Numara dışarının numarası. Link resmi bir link değil. Gönderdiğiniz hesabın şimdi ben adını kapattım. Çünkü büyük ihtimalle zaten patlatılmış başka birisinin banka hesabı. Belki sizin dedenizin. Belki sizin hesabınız. Haberiniz bile yok çünkü sağda solda kimlere, nereye mailleriniz, numaralarınızı, hesaplarınızı giriyorsanız onlar aslında başkalarına satıyor. Bu tarz mesajların telefonunuza geliyor olması bile aslında numaranızın başkalarına satıldığı anlamına geliyor. Evet, şu an hiçbir şekilde cevap almıyoruz. Orada mısın diyeyim. Yani online oldu, bakalım bakacak mı mesajımıza. Gitti. Mesajımıza da bakmıyor. Yani konu burada bizim için kapandı. Gerçekten canım sıkıldı arkadaşlar ama ya bizim bunu yapmamızın sebebi bildiğiniz gibi sizin böyle bir durum içinde kaldığınızda paranızı kaybetmemeniz. Biz hepiniz adına paramızı kaybederiz. Problem değil. Yeter ki bizi izleyen kaç kişi varsa onların en azından parasını kaybetmeyip cebinde tutmuş olması. Bu ekonomide umarım sizin de gerçekten böyle durumlara ihtiyacınız kalmaz. Bunlara ne desek? Boş arkadaşlar. Bu kadar net bir şekilde gözümün önünde bu paranın uçuşunu bayağıdır görmüyordum. Zaten diyeceğimizi dedik. Sizin için yaptığımızı söyledik. Gerçekten moralim bozuldu bu arada. Özür diliyorum bunun için. Biraz enerjisiz bir son oldu ama gerçekten lütfen affınıza sığınıyorum. Giden gitti. Kalan kaldı. En azından biz bir musibet bin nasihate bedeldir diyelim ve musibeti en azından hepimiz adına biz yaşamış olalım. Ve bir nasihat umarım bu kez sizin için yeterli olur. Başka bu tarz dolandırma olaylarına denk gelirseniz de bize bildirmeyi unutmayın. Biz de sizin için deneriz. Bakalım doğrusu yanlışı neymiş, ne kaybederiz, ne kazanırız. Bu videoda yine bir şey kaybettiğimizi gördük. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.